Herkese merhaba arkadaşlar. Football Manager 2019 6 ay kariyerimize devam ediyoruz. Bu bölüme Adana Spor maçıyla başlayacağız. Bölüme başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zile tıklamayı unutmayın diyelim ve Adana Spor maçına gidelim. Tonya Tizli'nin kart cezalı bir durumu var. Set orada kalsın. Batuhan Karadeniz'i alalım. Koseçki orada oynasın. Tonali hala sakat. Ne kadar daha sakatlığı kaldı? 11 günle 11 gün ve 5 hafta arasında bir sakatlık durumu var. Ama biz bu takımla Spartak Moskova'yı eledik. Ve Avrupa'da Borussia Mönchengladbach'la eşleştik. Avrupa Ligi ikinci eleme turunda bir Alman çıkacak karşımıza. Alman takımı çıkacak. O maçı da ne zaman yapacağız? Sivasspor Fenerbahçe maçı var deplasmanda. Sonra da Almanya'ya deplasmaya gideceğiz. Gerçekten önemli bir maç olacak bizim için. Ben heyecanlıyım. Bakalım nasıl oynayacağız Alman takımı Mönchengladbach karşısında. James kendisini çok iyi buldu. Çok iyi asistler yaptı hatırlarsınız Spartak Moskova maçında da. Umarım bu şekilde devam eder ve sakatlık umarım olmaz. Olmasın çünkü yani Tonali'nin olması gereken maçta yoktu öyle söyleyeyim. Spartak Moskova maçında olması gerekiyordu. Yok. O maçta oynamadı. Kendisini gösteremedi. Aldana da bu arada bize golü attı. Dakika 12. İki şut çektik, bir isabetli. Onlar bir şut çektiler. Ve ne oluyor? 2-0. Bir bakmak lazım hocam. Bir vara bir bakalım. Ve golü iptal ettiler. Ofsayt çünkü yani. Hadi çocuklar. Biz böyle maçları çevirdiğimiz çok oldu. John pası Yiğitan. Tekrar John. Yusuf. Boateng. Teo Mendy. Tevfik uzaklardan vurdu dışarıya. Bakalım ilk golümüzü bulacak mıyız? Bu ilk yarıda. Şimdi taçı kullandı Adana Sporlular bizde kaldı. Tevfik, Koseçki pas verecek arkadaşını buldu. 3 kişinin arasında kaldı. Faul de bekledi aynı zamanda ama faul vermedi hakem. John'da kaldı top. John. Becker. Tekrar John. Boateng. John. Tevfik. Boateng. John tekrardan. Tevfik, Boateng, Yusuf, Teo Mendy, içeriye James Williams. Bir sıfır önde hala Adana Spor. Öne geçemedik. Ben hala James'e Williams falan dersem gerçekten kusura bakmayın. Hala adama alışamadım. James diyeceğim bundan sonra.
Nitan dikkatli ol. Kırmızı kart falan göreyim deme. İlk yarıyı Adana 1-0 önde girecek anlaşılan. Korneri de kullandılar. 2-0 yaptılar. 2-0 yaptılar maçı. İlk yarı bitti 2-0. Adanaspor'un üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarıda öne geçmemiz lazım. Boateng pası James. James'in pası Theo Mendy. Theo Mendy faul de yok. Dışarı attılar direkt. Andreas Stathos bir darbe aldı. Onun yerine Arda Naganovic'i oyuna alalım. Çok da sakatlanmadan çünkü işimize yarayacak oyuncular bunlar. Dakika 57, 11 şut çektik. 3 isabetli daha gol bulamadık onlar. Adanaspor 4 şut çekti. 2 isabetli şutları var. İkisi de gol oldu. 61. dakikaya geldik. Bizimkilere kendinize gelin demeye zamanımız geldi. Dakika 73. Golü hala bulamadık. Gol ve goller bulmamız lazım. Hala bulamadık. Normal yani. İllaki bir yerde zaten takılacaktık. Yani çok iyi gidersek de bu da olmaz. Bizim gibi bir takım her maçı alamaz. Ve maçı kaybettik diyebiliriz. Artı 2 falan var hocam. Artı 4 verdin. Çok uzattın yani. Boateng. Pası Kostecki. Boateng. Pası James. James çok iyi girdi. James vurdu. Golü attı James. 2-1. İki ikiye gelir mi? Tevfik. Serbest vuruşu kullandı. John direkten döndü. Vurun gol. Yiğitan 2-2. Bir anda 2-2 oldu. 90 artı 4'e kadar 3 olur mu? 3 olur mu acaba? Bekliyorum şu an. Olmadı. Bitti maç. Maç bitti 2-2. Son dakikalarda 2-2'ye getirdik. Ve maç bitti. Yenilmekten iyidir. Bir puan aldık. James ve Yiğitan. Tatos ne kadar sakatsın ya. 2 ile 4 ay. Tamam güzel. Ligdeki durumumuz 49 puandayız. Şöyle geniş bakalım. 49 puandayız. Üçüncüyüz. Birinci 52 puanla Başakşehir. İkinci Galatasaray ile bir puanla ve maç eksikleri de var Galatasaray'ın. Bir üçüncü de biziz 49 puanla. Dördüncü Antalya 46 puanla ve beşinci Beşiktaş 41 puanla. Şimdiki maçımız Sivasspor'la olacak. Sivasspor'la ikinci maçımız olacak. Bu ilk maçta 1-1 berabere kalmıştık. Bakalım Sivasspor maçında neler yapacağız. Sivasspor maç günündeyiz. İlk maç 0-0 bitmişti. Artık Tonali şey yapsan sen de iyileşsen ya. Gerçekten ihtiyacımız var sana. Kuyular da burada. Tonya'yı buraya alalım. Bu şekilde devam edelim bakalım. Bir ara Kubilay'ı göremedim. Acaba dedim yönetim bana sormadan sattı mı?
Sonradan gördüm. O yüzden böyle bir küçük bir sessizlik oldu. İlk maç 0-0'da artık almamız lazım. Adana'ya da az daha yeniliyorduk. Son dakikalarda golleri bulduk. Şimdi Tevfik uzaktan vurdu. Çok iyi vurdu. 1-0. Aferin Tevfik. Bravo Tevfik. Böyle golleri var. Tevfik'in. Avrupa'da da neredeyse böyle goller atacak ama biraz daha özellikleri iyi olsa atacak yani. Dakika 16. 1-0 öndeyiz. Sivasspor maçı 1-0 öndeyiz Sivasspor karşısında. Sivasspor maçı biraz daha bizim için sıkıntılı geçiyor. Niyeyse çok da bizi zorlayacak bir takım değil Sivasspor aslında. Ama zorlanıyoruz. Zar zor bir gol attık. Yani iki maçta anca bir gol attık. 2-3 gol olur diye düşünüyorum bu maçta. 8 şut çektik, 4 isabetli. Bu 4 isabetli şuttan birisi de gol oldu. Onlar da Sivasspor'da bizim kalemize 2 şut çekmiş, 1 isabetli. Yiğitan, Yusuf, Boateng, Teo Mendy. Şimdi en sağa döndü Bekker. Tevfik, Tatos, Tonya Tizdel. Pası James Wilson'a geldi. Yani savunmanın arkasına işte böyle koşular istiyorum. Onu da James yapmaya başladı 2-0. Tatos kondisyonu biraz kötüleşti. İkinci yarı değiştireceğim ben de. Yerine Adnan Laganovic'i alırız. Çok da yorulmasını istemiyorum. Bundan sonraki maç yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe. Ondan sonraki maç da Avrupa maçımız. Torje kullanıyor şimdi. Serbest vuruşu kullandı. Emre gol atabilir. Kalecimiz çok iyi karşıladı ve taç. İki dakika ilave etti. Hakem ilk yarının sonuna. Emre Kılınç da sakatlanıyor. Büyük ihtimalle çıkacak da oyundan. Biz de Adnan'ı alalım oyuna bu arada. James'le ikinci yarıya başladık. John. Yiğitan. Adnan Agonovic de oyuna girdi. Tatos çok yorulmaya başladı. Çok normal, fiziksel olarak çok iyi bir yerde değil zaten. Şimdiye kadar bizi idare etmesi müthişti zaten. Adnan Agonovic de öyle. Fiziksel olarak çok iyi değil. Ama bu şekilde değiş tokuşla idare ediyoruz. O bölgede, ofansif oyun kurucu bölgesinde. Çok fazla dediğim gibi transfer bütçesi olmadığı için çoğu yere transfer yapamadık. Adnan Agonovic ile yani siz de biliyorsunuz Türkiye 1. Lig maçlarından beri oynuyoruz. 3 senedir bizimle birlikte yani benim dönemimde. Dakika 66. Eğer bir sürpriz olmazsa, bizim Adana'ya yaptığımız sürpriz gibi Sivas'ta bize bir sürpriz yapmazsa 2-0 gibi bir skorla ya da 3-0 gibi bir skorla Sivasspor'u da Türkiye Kupası'ndan elemiş olacağız. Fenerbahçe ile oynarsak çok güçlü bir takım. Evet çok güçlü bir takım ama şu an iyi değil bu sene, bu sezon. Çok zorlanıyorlar onlar da. Çok kötü bir faul yaptın gerçekten Bekker. Kırmızı kartı hak ettin. Şimdi buraya Mert'i almamız lazım. Boateng'i biraz daha ortaya çekelim.
Dakika 82. Artı 2 falan verir diye düşünüyorum maçın sonuna. Şutu çektiler ama çok etkili bir şut değil. Yusuf da yoruldu. Boateng de yoruldu. İşte bu kadar. 2-0 maçı yeniyoruz. Sivasspor'u Türkiye Kupası'ndan eliyoruz. Büyük ihtimalle Galatasaray'la eşleşeceğiz. Öyle gözüküyor. Evet, yarı finalde Galatasaray'la eşleştik. Ligde bizi yenmişlerdi biliyorsunuz. Ama şimdi daha iyi bir takımız. Herkes birbirine alıştı. Şimdi deplasmana gideceğiz. Fenerbahçe deplasmana gideceğiz. Çok zorlu bir deplasman. Bakalım Fenerbahçe deplasmanında neler yapacağız. Ve Fenerbahçe maç günündeyiz. Bu arada genç oyuncular biliyorsunuz ki Mart'ta geliyor. Bakalım 15 yaşında potansiyeline 133. Yani belki bir şeyler olur. Mert Zengin bakalım 117. Başka da galiba düzgün potansiyeli olan birisi yok. Bu kaçmış 101. Yani idare eder. Altyapıda bizim var mı? Bir bakalım şöyle bir. Unuttum ben de. Ne var ne yok altyapıda. Altyapıya düzgün bir 121'lik bir oyuncu var. Bu oyuncu muydu? Evet. Düzgün bir şey yapamadığımız için antrenman sahasıdır. Bir gelişmesi için bir şeyler falan. Hiçbir şey yaptırmıyor yönetim sağ olsun. Hüseyin Taş. Ofansif 131 potansiyeli var. Başka da yok zaten oyuncumuz. Şimdi kart cezalısı olan oyuncularımız var. Merih gelecek. Girecek oyuna. Tonali hala sakat. Yusuf olmadığı için buraya Mert'i alacağız. Şöyle. Set alamayız. Şöyle yapabilirim anca. Spartak Moskova'daki ilk 11'in aynısı diyebilirim. Bakalım Fenerbahçe karşısında neler yapabiliriz, neler yapacağız. Şu şeyi de alalım, Tonali'yi de alalım şuradan. Evet, bu şekilde çıkalım bakalım. Deplasmana gidiyoruz. Fenerbahçe deplasmanı çok önemli. Çok zor bir deplasman. Zaten hınca hınç dolmuş statta. Bu stada karşı oynamamız lazım. Şimdi taçı kullanıyor Bekker. Boateng. Boateng yıkılmadı orada. Boateng. Boateng Tevfik. Pası Tatos. Tatos müthiş pas Mert. Mert içeri James vurdu. Kaleci Harun'da kaldı top. Şimdi pası Merih çok güzel karşıladı. Tonya Tizdal. Tonya Tizdal. Tonya Tizdal. Çok iyi sıyrıldı Tonya. Tonya hala Tonya'da top. Şimdi kaptırdı. Fenerbahçe soldan geliyor. Aman dikkat edelim. İçeriye açtılar. Ve savunmamıza çarpıp top kornere çıktı. İçeri doğru oynadılar. Tonya Tizdal. Tonya Tizdal. Tonya Tizdal. Çok iyi gidiyor. Tonya Tizdal. İçeriye çağırsa büyük tehlike. Açtı içeriye, kaleci Harun'da kaldı. Dakika 16.
Şimdi 19 oldu. Hemen Mert uyaralım. İki şut çekti Fenerbahçe. İsabetsiz bir şut çektik. O da isabetsiz. Bu da ikinci şutumuzdu. İsabetli bir şutumuz oldu böylece. Tevfik. Korneri kullanıyoruz. Yiğit Han dışarıya. Dakika 30. Artık gol bulmamız lazım. Tonya Tizdel, Andreas Tatos, bunlar değişmesi gereken oyuncular. Tonya Koseçki ile değişsin. Aldan Aganovic Tatos'la değişsin. Çok yoruldu artık. O da. İlk yarıda yaptım ama değişikliklere yapacak bir şey yok. Yoruldular. Çok da yormak istemiyorum. Bundan sonra Avrupa maçımız var. Fenerbahçe geldi ama dışarı attılar. İlk yarı 0-0. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı bakalım. İkinci yarıda gol ve goller bulabilecek miyiz? Çok da önemli oyuncuları kalmamış Fenerbahçe. Mehmet Topal, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım gibi oyuncular kalmış. Tevfik içeriye doğru olmadı. Yine Fenerbahçeli oyuncular karşıladı ve Ferdi Kadıoğlu orta sahayı da geçti. Onu durdurmamız lazım. Şimdi içeriye doğru Etebo. O da içeriye. Mehmet Topal dışarıya. Hadi çocuklar. Artık golü bulmamız lazım. Taçı kullanıyor şimdi Fenerbahçe. İçeriye doğru Ferdi Kadıoğlu, Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali, Ferdi, Etabo. Savunmanın arkasına doğru güzel bir pas. Dikkat edelim. Atmasın oradan. Martin kurtardı. Topu çeldi. Kornere. Korner kullanacak şimdi Fenerbahçe. Dakika 56. Karşılamamız lazım derken dışarı attı. Fenerbahçeli oyuncular topu. Bizim artık atak yapmamız lazım. Bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Tevfik serbest vuruşu kullandı. İçeriye ve golü bulduk. Merih. Merih'le golü bulduk. Böyle biterse 1'e indireceğiz. Galatasaray 1. İkinci Beşiktaş, pardon Başakşehir. İkisinin de 53 puanı var. Biz Fenerbahçe'yi yenersek 52 puan olacağız ve birinciyle ikinciyle aramızda 1 puan olmuş olacak. Onların artık maç kaybetmesini bekleyeceğiz ve biz de maç kaybetmeden ilerliyor olmamız lazım şampiyon olabilmemiz için. Dakika 68. Serbest vuruşu kullandı Fenerbahçe dışarıya. Dakika 76. Hadi çocuklar. Tevfik. Serbest vuruşu kullandık içeriye doğru. Adnan Aganovic tekrar Tevfik'e pas verebilirsin. Verdi Tevfik'e. Tevfik içeri açtı. Savunma tekrar Tevfik. Penaltı mı? Ve penaltı. Penaltıyı Kosecki kullanacak şimdi topun başında. Kosecki. Hadi Kosecki. Hadi Kosecki 2-0'a getir çocuğum bunu. Koseçki 2-0. Koseçki. 6-2 Fenerbahçe 0.
Dakika 80 Fenerbahçe yükleniyor. Savunma önünü kesti. Aman dikkat edelim, yemeyelim golü. İçeriye doğru ve 2-1 Sabiri. Taçı kullanıyor Bekker. Ozan karşıladı. Boateng. Şimdi Boateng. Pası Tevfik. Çok iyi sıyrıldı. Tevfik dışarıya. Çok fazla uzatmasa hakem çok güzel olacak maçı. 86. dakika. 87. dakikaya geliyoruz. Taçı kullanıyor şimdi Fenerbahçe. Özcan'da top. Çok iyi bir yere attılar. Aman dikkat edelim. İçeriye tekrar. Müthiş kurtardı Martin. Martin müthiş kurtardı. Moralli gitmemiz lazım Avrupa maçına. Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım. Artı 4 verdi hakem. 90 artı 1. 90 artı 2. 90 artı 3. 90 artı 4'e geliyoruz. Mert Yılmaz şimdi serbest vuruşu kullanıyor. Koseçki. Koseçki sola gönderdi. Bekker. Aldı topu Bekker. Teo Mendy. Teo Mendy içeriye. Adnan Agonovic vurdu. Top dışarı çıktı. 90 artı 4'teyiz. Hocam bitir artık. Ve maç bitti. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin evinde 2-1 yeniyoruz. Ve birinciyle ve ikinciyle aramızdaki farkı 1'e indiriyoruz. Moralli bir şekilde Avrupa maçına gidiyoruz. Borussia Mönchengladbach maçına gideceğiz. Deplasmana gideceğiz. Bakalım Mönchengladbach maçında neler yapacağız. Ve Mönchengladbach maç günündeyiz. Avrupa Ligi maçlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Yusuf oyuna girecek. Mert'i alalım buradan. Daha sonra kim var başka? John. Şöyle değiştirelim. Merih değiştirsin. Hala şey Tonali sakat. Bir türlü bu çocuğu bu sakatlıktan kurtaramadık. Avrupa maçlarında da gösteremiyoruz bu nedenle. Bakalım şimdi bu maçta neler yapacağız? 6 ay olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Daha çok ismimizi duyurmak istiyoruz. Eğer zaten Borussia Mönchengladbach'ı da elersek inanılmaz olacak bizim için. Yiğitan'da kaldı. Yani gerçekten Altay'ı çok üstlere doğru taşımış olacağız. Borussia Mönchengladbach'ı da elersek. Çok da zor bir isimleri var. Karşı takımın. Aman dikkat edelim. İçeriye doğru oynadılar 1-0. Kendi evlerinde golü atıyorlar. Üç şut çektik. İsabetli şutumuz yok. Onlar 3 şut çektiler. Bir isabetli. O da gol oldu zaten. Taçı kullanıyorlar şimdi. Karşılamamız lazım. Karşılayın şunu. Karşıladı. Boateng aldı topu. Boateng ver pasını. Verdi. James. James. Pası Tatos. Tekrar Teo Mendy. Az farkla dışarıya Teo Mendy. Atsan ne güzel olurdu onu. Teo Mendy. Şimdi Yiğitan'da top. Ver pasını Yiğitan. Kalecimize döndü Martin. Orta sahaya doğru bir top. Ama karşı takımda kaldı topu. Dikkat! 2-0. Kendi ellerinde 2-0'a getirdiler. Kaleci vuruşunu kullandı şimdi. Karşı takım aldık Bekker'le. Bekker, Tevfik. Tevfik pası Bekker'e tekrar Bekker, Tevfik. Boateng,
Tatos. Güzel pas düşüncesi Bekker'e geldi. Bekker içeriye doğru. Teo Mendy. Gol. Sommer topu görmedi, kendisine de çarptı. 2-1. Onların evinde gol atmamız çok önemli. Hadi çocuklar 2-2'ye getirelim şu maçı. 6 şut çektik, biri isabetli. 4 şut çektiler, ikisi isabetli. Serbest vuruşu kullandılar. Karşılayabilir miyiz? Alabilir miyiz acaba o topu? Boateng yanaştı ama olmadı. Hadi çocuklar, geçirmeyelim onları. Uzak bir top ve Martin çıktı aldı. John, dakika 30. John pası çok kötü pas. Tonya Tizeli de gelmedi top. Tekrardan Mönchengladbach'lı oyuncular da kaldı. Karşılamak istedi orada. Boateng olmadı. 3 olmasın. Oldu bile. Ama saymayacak galiba. Ve sayılmadı. Evet, sayılmadı top. Kale çizgiyi geçti ama sayılmadı. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Spartak Moskova'yı elemiş takımız biz. Aman John Sarı falan yemeyeyim. Tekrar diyeyim deme. Zaten kartın var. İlk yarı böyle mi bitecek? Şimdi taçı kullandım. Mönchengladbach'lı oyuncular. Biz karşıladık. Yine onlar da kaldı. İçeriye doğru açtılar. Dikkat edelim. Çok yalnız kaldı. 3-1. Bire geldi maç. Bu oyuncuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Taliano. İkinci yarıya başladık. 3-1 geride bitirdik ilk yarıyı. Niye taçı kullanıyorlar? Mönchengladbach'lı oyuncular. Biz bir ya da iki gol daha atıp yani 3-3 bitirsek çok güzel olacak bu maçı. Savunmamızın arkasına doğru bir top. Çok güzel girdik araya. Alamadık. Hadi çocuklar. 12 şut çekti. Mönchengladbach kalemize 9 isabetli. Biz 7 şut çektik, 1 isabetli. Elenirsek zaten sadece tecrübesizliğimizden bence. Orta sahayı geçmek üzere rakip takım. İçeriye doğru açtı. Çok yalnız kaldı. Martin müthiş bir refleks. Korneri kullanıyor şimdi Mönchengladbach. Dördü attırmayın. Ve top direkt çıktı galiba. Taç kullanacak. Altay. Dakika 62. Mendy ile değiştireceğim şimdi Koseçki'yi. Adnan Aganovic oyuna girsin. Tatos'la değişsin bakalım. Bakalım bir değişiklik olacak mı oyunda? Dakika 71. Hadi çocuklar ya.
faul oldu ama offside. Ki artık kendi evimizde bitirmeye çalışacağız bu seriyi. Onları yenmeye çalışacağız kendi evimizde. Kendi evimizde onlara 3 gol atmamız lazım. Yemeden Yusuf. Maç böyle biterse taçı kullandı. Adana Gonaviç, Tevfik, Boateng, Koseçki, Tevfik, Adnan Agonovic koşmadı bile yani. Topu ayağından açtın. John, kaleci Martin'e döndü. Martin ileriye doğru. O nasıl bir pastır öyle? Martin'e kadar geldi. Bir gol daha atalım. Martin güzel bir pas ver. Yiğitan. Boateng. Pası Koseçki'ye. Koseçki. James'e müthiş pas. Hadi James. Vur gol. 3-2. 3-2 oluyor. Çok iyi bir pastı Koseçki'den. Dakika 88. Uzatmalarda bir gol daha bulabilir miyiz acaba? Artı 4 ver. Artı 3 verdi. Taçı kullanacaklar. Karşılayalım. Karşılayamadık. 90 artı 3'ün içerisindeyiz artık. Her an maç bitebilir. Ve maç bitti 3-2. Bu da iyidir. Bu sonuç da iyidir. Kendi evimizde 2 gol atıp bitirmemiz lazım bu işi. Şimdi sıra Gençler Birliği'nde. Bakalım Gençler Birliği maçında neler yapacağız. Ve Gençler Birliği maç günündeyiz. Tevfik kart cezalısı. Onun yerine Samson oynayacak ama Tonali hala daha sakat. Şöyle Samson'la diğer değiştirsek. Tam bu şekilde oynayalım. Bakalım Gençler Birliği'ni yenebilecek miyiz? Önemli bir maç daha. Bir yapmışlar mı onlar? Başakşehir 54, 24 puanda. Hani 23 maçı. Bir maç eksik Galatasaray'ın. Bekker, Samson, Boateng. Uzaktan vurdu, golü attı. Golü çok erken bulduk. 45. saniyede bulduk golü. Şimdi Galatasaray'ı biz yenersek bu maçı, Galatasaray'ın maçı kaybetmesini bekleyeceğiz ya da berabere kalmasını bekleyeceğiz. Dakika 8. İkinci golü de bulmamız lazım çocuklar. Hadi çocuklar. Dört şut çektik, ikisi isabetli. Gençler Birliği iki şut çekti, isabetli şutları yok. Yiğitan, John, Samson, Tizdel, pası Tatos, Andreas Tatos, 2-0. Hocam beni değiştirip durma, ben buradayım diyor resmen Tatos. Dakika 25. 2-0 öndeyiz. Hadi çocuklar, 3'ü de bulalım. Avarajımız yükselsin. Orta sahada karşılayın şu çocuğu. Gençler Birliği gelmek istiyor, izin vermiyoruz. Tonya Tizdel şimdi orta sahaya geçiyor. Tonya Tizdel bak, James oraya gitti. James pası müthiş. Tonya Tizdel. James müthiş verdi topu. Orada Tonya Tizdel golü atıyor. 3-0. İlk yarıda 3 gol.
Dakika 41. Fazla da uzatma olmasın. Bundan sonra önemli maçımız var. Yorulmasınlar. Bir dakika da olsa yorulmasın oyuncularımız. 2 dakika ilave verdi hoca. Taçı kullanıyoruz şimdi Yusuf'la. Kullandık. Savunma karşıladı. Boateng'de kaldı tekrardan. Boateng. Samson. Boateng. Boateng. Boateng'in pası Tonya Tizdal. Tonya Tizdal vurdu dışarıya. İlk yarı artık bitmek üzere. Gençler Birliği gol bulmak istiyor. Kalecimiz iki kere çok iyi kurtardı. Ve ilk yarı 3-0 üstünlüğümüzle bitti. İkinci yarıda bakalım. Gol atabilecek miyiz? Gençler Birliği saldırıyor. Gençler Birliği gol attı. 3-1. Çok iyi de gol oldu ha. Müthiş gol attı Serkan. Bravo. Dördüncü golü bulacak mıyız acaba? Onu merak ediyorum şu an. Maçı alalım. 29 avarajımız var zaten. En fazla Galatasaray avarajı var. 32 avaraj. Biraz daha avaraj yapsak iyi olacak. Tosa, Serkan, Umut. Savunmanın arkasına doğru tekrardan aman dikkat edelim içeriye. Tonya Tizler çok iyi karşıladı. İsmail içeriye açtı. Bomboş orada oyuncu. Bomboş. 3-2. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Avaraj gitti. Maçta gitmesin. Boateng karşıladı. Yine Gençler Birliği geliyor. Yusuf. Çok iyi karşıladık. Yiğitan. Boateng. Theo Mendy. Theo Mendy Tatos. Andreas Tatos. Andreas Tatos'un müthiş pası ve James müthiş bir gol attı. James 4-2. 4-2'ye geldi maç. Samson pasını vermek istiyor. Şimdi verdi Tonya Tizdal Tatos. Samson Boateng. Boateng. Becker Theo Mendy. 5-2 müthiş bir pas Becker'den. Altıncı golde gelecek mi bakalım. Dakika 74, 15, 16 şut çektik. 10 isabetli, 10 isabetli şutta da 5 gol attık. Güzel bir istatistik. Dakika 80'e geliyor artık. Fazla uzatma olmasın. Maçı aldık artık belli oldu. Artı 4 verdi hoca. 90 artı 2. 90 artı 3. Ve 90 artı 4'e geliyoruz. Becker. Taçı kullandı. Tatos. Wilson. James müthiş pas. Theo Mendy'ye vurdurmadılar. James çok güzel görüyor gerçekten etrafını. Güzel de paslar veriyor. Maç bitti. Gençler Birliği'ni 5-2 yeniyoruz. Şimdi kendi evimizde Avrupa maçımız var. Borussia Mönchengladbach'la.
O maçı almamız lazım. O maçı almamız lazım. James çok iş düşüyor gerçekten sana da. Bakalım 700'den 1.3 düşüyor. Özellikleri de düşüyor. Düşmese zaten şaşarım. Antrenman sahamız falan kötü olduğu için. Antrenörler de kötü tabii. Özellikleri düşüyor. Neyse. Şimdi kendi evimizde Borussia Mönchengladbach maçını yapacağız. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Ve Borussia Mönchengladbach maç günündeyiz. Kart cezalı olan oyuncularımız var. Adnan Aganovic'i oynatacağız o yüzden. Tonya Tizdal kart cezalısı, o yüzden o da yok. Şöyle yapalım. Furkan Deniz'i alalım. Tonali zaten hiçbir Avrupa maçında doğru dürüst oynamadı. Hala daha sakat. Mecburen Boateng ve Samson'la oynayacağız biz de. Bakalım Tevfik'i alalım buraya. Daha yaratıcı olabiliyor o bölgede. Şöyle yapsak nasıl olacak? Olmuyor. Tamam. Koseçki, Alanagonovic, Becker. Tamam. Bu şekilde çıkıyoruz. İki gol atmamız lazım. Yemeden ve elememiz lazım. Kendi evimizde oynuyoruz. Son maç Mönchengladbach'la. Bunu lehimize çevirmemiz lazım. İlk maç 3-2 bitti. Yemeden 2 gol. Bakalım yapabilecek miyiz? Mönchengladbach serbest vuruşu kullandı. Çizgiden çıkarttı Martin. Aferin Martin. Dokuzuncu dakikaya geldik. Genelde bu maçlar ya birinci yarının sonuna doğru ya da ikinci yarının ortalarına ve sonuna doğru daha gollü olmaya başladı bizim için Avrupa maçlarında. Boateng, lütfen sakatlanmayın. Dakika 20. Beşinci dakikaya geldik. Borussia Mönchengladbach 5 şut çekti, 3 isabetli. Biz daha şut çekemedik. Dakika 30. Hala gol bekliyorum. Şutumuz yok daha. Hadi çocuklar, 37. dakika oldu. Dakika 40. İnanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde geçiyor maç. Artı bir verdi. Hakem ilk yarının sonuna. Şut çekemedik ya. İlk defa bir yarıda ilk yani maçın ilk yarısında şut çekemedik ve bayağı da ezici bir şekilde oynuyor Mönchengladbach. Kendimize gelmemiz lazım. İkinci yarıda. Alnagonovic, Yusuf, pası Teo Mendy, Boateng sakat sakat oynuyor ama o şekilde oynatmam gerekiyor onu. Hiram Boateng. 20 faul yapmasını biliyoruz. Şut nasıl çekemiyoruz? Hadi çocuklar. İkinci yarı da ilk yarı gibi hızlı hızlı geçiyor. Daha şut çekemedik. İnanamıyorum şu an. Dakika 62, hala şut yok. Valla ben bu takımı eleriz diye düşünürken iki gol bulup dakika 71 daha şut çekemedik. Yusuf karşıladı. Koseçki
James'e doğru. James düşürüldü ama Theo Mendy'de kaldı. Theo Mendy. Hadi pas verin artık Yiğitan. Yiğitan takıldı orada savunmaya. Savunmanın arkasına inanılmaz bir pas. Müthiş kurtardı Martin ve taça attık. Hadi çocuklar. Biz son dakikaların oyun takımıyız. Dakika 76. Dakika 79. Dakika 80. Şimdi 85. dakika. Boateng ile Samson bir değişsin. Şöyle Koseçki ile de Furkan bir değişsin. Bakalım biraz değişiklik olacak mı? İlk şutumuzu çektik böylece. İsabetli o da artı 3 verdi hakem. Çok geç kaldık. Bir gol atıp uzatabilir miyiz acaba maçı? Tevfik. Korneri kullanıyoruz. İçeriye doğru. Kimseye gelmedi. Şimdi Bekker. Bekker çok hızlı. İçeri açarsa tehlike. Bekker. Bekker sıyrıldı. İçeri. Gol mü? Değil. James. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol kaçtı. Yine bir korner. Hadi çocuklar. Tevfik. Tevfik. İçeriye doğru. Vurun gol olsun. Kaleci çıktı aldı. Ve maç bitti. Bizi gerçekten çok iyi oynatmadılar diyeyim. Ve elendik. Ama buraya kadar gelmek de büyük bir işti zaten bizim için. Hem de bu takımla iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum. Ligde de bir puan gerisindeyiz Galatasaray'ın. Türkiye Kupası'nda devam ediyoruz. Galatasaray'la oynayacağız yarı finali. Gerçekten tebrik etmek lazım bu takımı. Çok iyi işler başardık gerçekten. Kulübün itibarı yükselmemiş daha. Ligin sonuna doğru belli olur o. Bu bölümü de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde de Akhisarspor maçıyla yeniden kariyerimize devam ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Hepinize bol başarılı FM'ler.